Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arabamı yıkayacağım. Aynı zamanda ilk defa bir araba yıkıyor olacağım. Yani araba nasıl yıkanır hiçbir fikrim yok. Ama artık gerçekten birinin bu arabayı yıkaması gerekiyor arkadaşlar. Yıkarken de ara ara da arabayla ilgili de sizlere bilgiler vereceğim. Çünkü çoğu zaman diyorsunuz ki yayınlarda ya da böyle videolarda hani sen o arabayı nasıl biniyorsun? İşte binerken işte paraşüt kullanıyor musun inerken? Evet arkadaşlar, uzun süredir bu araba burada duruyor, dışarı çıkamadığım için sadece markete gidip gelmek için kullanıyorum. Onun için artık buraları toz olmuş, camların bu kısımları ve içini ayrıyetten yapacağım ama videoda büyük ihtimalle sadece dışına vaktimiz yeter diye düşünüyorum. Şimdi bu arabayı geri alacağım ve bahçenin içine sokacağım ve siz de benim böylece ne kadar yüksek bir park yeteneğine sahip olduğumu göreceksiniz. Düşünsene çarpıyormuş bu arada. O zaman şimdi başlıyoruz. Benim için büyük ama sizler için küçük bir adım olacak. Şimdi arabayı içeri bahçeye alacağız. Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucu arabayı içeri almayı başardım. Şimdi el freni çekiyor, park alıyor ve kontağı da kapatıyorum. Şimdi yıkama kısmına geliyoruz. Aa, paraşütle atlayıp atlamadığımı soruyordunuz. Hemen şimdi gösteriyorum iniş kısmını. Bu arada küçük bir özellik göstereceğim size arkadaşlar. Volkswagen'lerin arabalarında genelde şöyle bir özellik oluyor. Şimdi camlar kapalı. Yani açma tuşuna basıp basılı tutarsam eğer belli bir süre sonra camları içeriden açmadan böyle açılabiliyor kendiliğinden. Diyelim ki ben genelde bunu çok yapıyorum, bunu kullanıyorum. Arabadan çıktım diyelim, camları kapatmayı unuttum diyelim. Bu sefer de kapatma tuşuna basıp basılı tutuyorum bir süre. Ondan sonra camlar kapanıyor. Evet arkadaşlar, şimdi yıkamaya başlıyorum. Bu arada gerçekten yanımda çok küçük kalıyorum. Arabanın bunu şu an dibine kadar hissediyorum. Yani yorumları falan çok böyle öngörebiliyorum aslında ama çok eğlenceli düşünüyorum. İlk defa yıkayacağım. Şimdi çıkma kısmına geldik. Evet, çıkmayı başardım. Şimdi bir de ben bir şey söyleyeceğim başlamadan önce. Bence araba yıkamak ve yıkatmak çok mantıksız arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musun? Kirleniyor yani. Dışarıda zaten. Ben o yüzden araba yıkamaya karşıyım. Mesela önceki arabalarımda da ben genelde hani bir yazın yıkatırdım, bir kışın falan yıkatırdım. Kışın zaten hiç yıkatmazdım çünkü yağmur yağardı. Neyse, başlıyoruz. Şimdi tepesinden ben suyu vereceğim. Hayır, bu nasıl bu kadar kirlenebiliyor ki? Ben onu da anlamıyorum ya. Hani durduğu yerde kirleniyor ya. Aa, su geldi. Evet, poğaçının kafasına parmağımı koyarak hazzi veriyorum. Aa, kapı açık. Bence yıkandı. Vallahi bak, bence şuradaki şeyler çıktı yani. Ay, poğaçının orası mı? Zaten üstü gözükmüyor. Bence üstüne çok şey düşmeme gerek yok. Ben çok üstüne düşmeyi sevmem bir şeylerin. Tamam. En çok benim sinirimi bozan yer burası. Çünkü arkaya baktığımda burası birazcık böyle blurlanmış oluyor kirden dolayı. Bunları şöyle bir alacağım. Bu arada arabanın şeyleri de biraz filmli. Çünkü benim birazcık güneşe karşı hassas bir insan olduğum için dedim ki sunproof olsun dedim. Güneş UV filtreli olsun dedim. Öyle bir şeyler olsun dedim falan. Neyse, bunları aldım. Ya buraya kuş buraya bırakmış bir şey ama yani buraya bu yapmamış tuvaletini ya. Bu bağırsaklarını buraya bırakmış yani. Nasıl bir kuş sen? Şimdi burayı da yaptım. Şu detayları da görüyorsunuz. Buraya da kuş yapmaz ya. Buraya da kuş yapmış. Hayır, bir yerden bir para geldiği falan da yok. Gerçekten ben anlamıyorum. Şimdi bu iç kısma geliyorum. Buradan inşallah arabanın içine falan gitmiyor. Sağ, suyu gelsin duyu. Islandın mı sen de? Biraz.
zor. Yalnız çok zevkli olmaya başladı şu an gerçekten. Ya ben de çok erat duruyor olabilir şu an ama. Oradan acaba alta mı iniyor? Bu arada kanıtlanmış, araba yıkamak psikolojik olarak iyi geliyormuş insanlara. Allah Allah, araba yıkamak psikolojik olarak iyi geliyorsa güzel. Şimdi bunu bu kadar su yeter. Ben bu içindekileri buraya köpürecek miyim ki? O zaman köpük alayım da suyu şey yapayım o zaman. A few moments later. Ooo, çok güzel. Evet, şimdi buraları yalnız çok zevkliymiş be. Gerçekten aşırı keyifliymiş şu an. Bu arada arabanın arkası o kadar genişmiş ki ben daha bunu yeni fark ediyorum. Yani burada yatılır ya valla. Ay. Şimdi köpükleri. Her yerini köpükleyeceğim senin. Her yerini köpükleyeceğim. Ay. Bu tarafa geçiyorum. İnşallah kayıp düşmem. Resmen çamur olmuş. Kışın pisliği duruyor üzerinde ya. Karantinadan sonra kasasında yok mu bir kampımız? Vallahi karantinadan sonra var. Yasak yokken de aslında yapabiliriz. Eğer istiyorsanız yorumlara yazın. Çok değişik yerler biliyoruz yani. Şimdi... Evet. Ha, yeni köpük diyeceğim. Bak, detayı fark ettiniz mi? Aralara bile sokuyorum şeyleri. Benim için küçük dediğim gibi, yok pardon, benim için büyük. Sizler için küçük bir adım olsa da. Yani ben acaba araba yıkamacı mı olsam? Çok zevkli ya. Şimdi bu uyuz olduğum yerleri özellikle şöyle yapacağım. Böyle de güzel gözüküyor ha. Valla. Hayatımda ilk defa araba istiyorum. Bu arada ben arabalarıma böyle cinsiyet koyuyorum mesela. Öncekiler dişiydi. Bu erkek bunun cinsiyeti. Yani bu heybette bir dişi olması zaten zordu. Arabamın adı da Yakışıklı. Öncekinin adı neydi? Unuttum. Polonun adını unuttum ya. Şey vardı. Cuk vardı bende. Cuk'un adına kurbağa koymuştum. Polo adına ne koymuştum ya, unuttum. Galiba karantinada yapacak daha güzel bir etkinlik bulamazdım arkadaşlar. Şimdi yan taraflara geçiyorum. Ay ne kadar çamur olmuş buraları ya. Tekerlekleri de ıslatacağım. Tekerlekler de bu arada arazi tekerleği. Yani kışın kış lastiği yerine de kullanılabiliyor. Şu an arabayla aramda bir bağ oluştu hissediyorum onu yıkarken. Sanki bana teşekkür ediyor. Rica ederim Yakışıklı. Resmen arabanın buna ihtiyacı varmış. Bunu niye tutuyorum bilmiyorum. Üşengeçlikten tutuyorum. Bir daha bunu almaya gitmeyeyim diye. Bu arada para versen de yapamayacağım bir şey oldu şu an. Gökkuşağı var videoda. Hadi be. O alta vurdukça gökkuşağı çıktı, yanlış görmediysen. Evet, şimdi yanları pıpıtlamaya başlıyorum. Bu arada yıkarken de birazcık daha özelliklerinden bahsedeceğim size. Şimdi 4 formasyon yazıyor zaten. 4 çeker araba. Yani 4x4 diğer özelliklerinden bir tanesi. Bunun dışında hem arazide gidebiliyorsunuz, off-road yapabiliyorsunuz, hem de normal şehir içinde de kullanabiliyorsunuz. Yakıt tüketimine gelirsek, şehir içinde birazcık cebime, yani incir ağacı, ocağıma incir ağacı dikebiliyor aslında. Çünkü 4x4 olduğu için ve trafik olduğu için ve araba da biraz ağır olduğu için, büyük bir araba olduğu için de birazcık şehir içinde dizel olsa bile, ya benimki bu dizel şu anda, birazcık yakıyor, birazcık tuzlu oluyor ama tabii ki de yine böyle hani aşırı bir şey olmuyor. Sonuçta ağırlığına göre ve işte söyleyin onu. Ay yoruldum ya. Vallahi yoruldum konuşurken yıkarken. Heh. Tamam. İşte öyle oluyor. Yakıyor yani ama arazide veyahut da uzun yolda çok fazla yakmıyor.
Yani o şeyi ilmesini aldıktan sonra açıkçası fazla bir yakma olayı olmuyor benzin olarak. Ama dediğim gibi trafikte kaldığım zaman bayağı zor oluyor. O yüzden ona gidince trafiğe çıkmamaya çalışıyorum. Yemin ediyorum köpüğün rengi, yani orada gözüküyor mu bilmiyorum ama yani resmen kahve rengi oluyor. Arabanın rengi oluyor, rengi oluyor. Çok güzel oldu köpük. Bence en çok zaten şey lastikten çıkıyor şu an doğal olarak. En çok öyle çamur. Şimdi öne geçiyorum ve şimdi de ön kısmı yapıyoruz. Yani şuralar gerçekten beni deli ediyor. Burası biraz böyle ormanlık olduğu için böcekler, sinekler falan oluyor. Var canlı böyle silecek de gitmiyor yani. Ya da değişik bir çamur oluyor. Sanki bilardo oynuyorum ya, bu ne am***. Gerçekten sanki bilardo oynayacağım. Ama hava şöyle keşke biraz daha sıcak olsaydı, o zaman kendimi de ıslatırdım yani gerçekten. Ve köprüden sonra da şimdi durulama vakti arkadaşlar. Arabayı durulamaya başlıyorum. Ve köprüden kuruduğu için sanki gitmiyor yani. Hadi. Hadi gidin ama köpükler, hadi. Evet, şu an güzel oldu. Ooo, çamur çıktı buradan resmen. Islanıyorum ben. Bir anımı daha anlatacağım. Bu arabayı ilk aldıktan sonraki ilk trafiğe çıkışımda Levent Caddesi'ndeydim. Ve ters yönden çıkan bir araba trafiğe girmek için direkt geldi ve şu kapıya girdi. O da böyle pick-up bir araçtı ve önünde demirlikler vardı. O yüzden burasını götürdü yani. Neyse sonra kapı değişmeden şey olarak yapıldı şurası. Ama gerçekten o gün çok üzülmüştüm ya da. Hani bir de ben hiç arabayla bir kazam yok benim. Hiç kaza yapmadım. Hani birisinin öyle gelip de vurması gerçekten çok can sıkıcı oluyor. Evet arkadaşlar, karantinada arabamı kendim yıkadım. İlk defa bir araba yıkamış oldum ve sizlere de arabayla ilgili anılarımı anlattım ve birçok şeyde beraber paylaşmış olduk. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.